Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Beşiktaş var. Beşiktaş'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağım. Beşiktaş'ın gündeminde bir Şenol Güneş itirafı var. Ondan bahsedeceğiz. Bir oyuncuyla artık kopma noktasına geldi. Onu yeniden rehabilite etmek kolay olabilecek mi? Onu net olarak bilmiyoruz. Onana döndü ama oynamıyor. Yine aynı şekilde devam ediyor. Onu da söyleyelim. Aboubakar artık Beşiktaş tarihine geçecek noktaya geldi. Onu da vurgulamamız gerekiyor. Ve Lugano maçı da 5 Ekim Perşembe günü Tüpraş Stadyumunda oynanacak diyelim. Lugano ile ilgili de kısa bir bilgi aktaracağım. Çok da fazla detaylı bilgi vermemizi gerektirecek bir takım olmadığını vurgulayalım. Ve şöyle bir başlayalım. Konya Spor maçı aslında Beşiktaş'ın hayata dönüş maçı ya da lige tutunma maçı olduğunu söyleyebiliriz. Eğer kaybetseydi gerçekten de çok ciddi sıkıntılar olacaktı. 55. dakikada rakip 10 kişi kaldı. Tartışmalar var, kırmızı kartlar var. Bunlarla ilgili konuşmak istemiyorum. Çünkü hani artık hakem üzerinden konuşmaktan maçları konuşamaz olduk. Şunu söyleyeyim, Beşiktaş Konya'ya bir hayli oyuncusunu değiştirerek ve İki forvet oynayarak Aboubakar Muleka forvetiyle Zaynettinov 11'e girdi. Rashica 11'e girdi. Amartey 11'e girmişti. Ve tabii Ersin de zorunlu olarak Mert'in sakatlığı nedeniyle 11'de yer aldı. Evet, Beşiktaş videolarına gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ediyorum. Beğenileriniz, yorumlarınız ve abone olarak verdiğiniz katkının bizim için değerli olduğunu vurgulayalım. Beşiktaş için de değerli çünkü daha fazla kesime ulaşabilmek adına diyelim. Şimdi Konya maçında Beşiktaş iyi mi oynadı? Hayır, onu özellikle söyleyelim. Yani bizim beklediğimiz bir futbol yok ama netice itibariyle rakibine pozisyon vermeyen, yani Konya Spor'da kötü bir oyun sergiledi, pozisyon vermeyen ve sonuç itibariyle de bir kanat organizasyonundan kendi kalelerine attığı Uğurcan'ın golüyle Beşiktaş önce öne geçti. Sonrasında da Aboubakar'ın gerçekten de jeneriklik bir gol attığını söyleyebiliriz. İşte o Aboubakar, jeneriklik golü atan Aboubakar sadece jeneriklik golü atmakla kalmadı. Beşiktaş tarihine de geçti. Onu da özellikle vurgulayalım. Nasıl geçti? Beşiktaş tarihinde en çok gol atan ikinci yabancı oyuncu oldu. Birincisi Bobo, 57 golü vardı. İkincisi Aboubakar, 43, Holosko, 42 gol Holosko, bazen de Holosko da denmişti ve bir hayli tepki görmüştü. Holosko 42 gol attı. Dolayısıyla Aboubakar'ın tarihi, yani Beşiktaş tarihinde birinci sıraya geçebilecek fırsatları olduğunu, bir 15 gol atarsa birinci sıraya geçecek diye düşünebiliriz. Hemen şunu söyleyelim, devam edelim. İki forvet oynadı demiştik Konya'da ve mükemmel bir Aboubakar golünden bahsetmiştik. Şimdi bu maçla ilgili genel yorumları bir kenara bırakalım. Maç biraz geride kaldı. Önümüzde Lugano maçı var. 5 Ekim Perşembe günü 19.45'te Tüpraş Stadyumunda oynanacak karşılaşma. Beşiktaş bu maça hazırlanıyor ama diğer başlıkları, sizlere başta söylediğim başlıkları açıklayacağım. Lugano Beşiktaş'ın eşdeğer bir rakibi olamaz. 8 maç 5 gol, 5 galibiyet, 3 mağlubiyetle İsviçre Ligi'nde 15 puanla 3. sırada. İsviçre Ligi zaten lig olarak çok güçlü değil. Milli takım için aynı şeyleri söylemek mümkün değil. Deplasmanda da Winterhurt'u 3-2 mağlup etti son maçında. Onu da özellikle söyleyelim. Ve Şenol Güneş'in açıklamalarına geçmek istiyorum. Ama ondan önce söyleyeceğim bir önemli nokta var. Onunla devam edeyim. İki oyuncunun iç transfer görüşmelerinde bir çıkmaz var. Onu özellikle söyleyelim ki Cenk Tosun ve Salih Uçan. Cenk Tosun 55 milyon, Salih Uçan'ın da 45 milyon istediği bilgisi var. Yönetiminde bu parayı verme konusunda tereddütleri var. Pek de fazla sıcak bakmıyorlar bu rakamlara. Biraz aşağıya çekmeye çalışıyorlar ama bu noktada Cenk ve Salih Uçan da yani
oyunculara baktıkları zaman, diğer oyuncuların aldıkları paralara baktığınız zaman diyorlar ki biz de bu parayı hak ediyoruz. Tabii ki bu noktada kararı verecek olan yönetim, onu söyleyelim. Hemen mesela Rebic ne alıyor? 2,5 milyon euro alıyor. 280 bin euro da imza parası almış. 10 bin euro da maç başı alıyor. Şimdi böyle baktığınız zaman yani 2 milyon euro aşağı yukarı, bırakın 2,5'u, 60 milyon yapıyor. Cenk 2 milyon eurodan bile daha az bir para istiyor ama rakam böyle 55 milyon olunca çok büyük görünüyor. Onu da özellikle söylemem gerekiyor. Şimdi maçın sonrasında Şenol Güneş'in açıklamaları bir anlamda çok sert, bir anlamda da itiraf niteliğindeydi. Bunu özellikle vurgulayalım. Çok sert açıklamalar yayıncı kuruluş ve Türkiye Futbol Federasyonu'na oldu. Yayıncı kuruluşun tarafsızlığına inanmıyorum dedi ve güvenmiyorum. Böyle bir güvensizlik ortamında nasıl işimizi yapabiliriz dedi. Bunu özellikle söyledi. Şimdi buradaki temel noktası şu. Galatasaray maçında görüntüler devreye giren Ankara Gücü maçında içeriye girdi mi, top çizgiyi geçti mi geçmedi mi görüntülerinin Pendik maçında, Beşiktaş'ın Pendik maçında ortaya çıkmadığını ve bunun bir şekilde Galatasaray için yapılan işin Beşiktaş için yapılmadığını söylüyor. Bir ikilem olduğunu söyledi. Tabii ki bu noktada yayıncı kuruluşta diyor ki biz bütün görüntüleri VAR merkezine gönderiyoruz diyor. Biz o noktada hangi tarafın daha haklı olduğunu araştırmıyoruz ya da daha doğrusu onun üzerine kafa yormayalım. Ama sonuç itibariyle Şenol Güneş'in yani bu iki görüntü arasındaki farklılığı ortaya koyması kendince haklı diyebiliriz. Ve yayıncı kuruluşa sadece bu noktadan değil başka yerlerden de yüklendi. Afrika Kupası varmış, durmadan onu söylüyorlar diyor. Biz de biliyoruz Afrika Kupası olduğunu. Yani Beşiktaş'ın oyuncularının 7-8 oyuncusunun Afrika Kupası'na gitme ihtimali olduğunu. Kaybettiğimiz zaman çok fazla konuşuluyoruz diyor. Taraftarın önüne atılıyoruz diyor kaybettiğimiz zaman ve camiada bu tuzağa düşüp işte yöneticiye, teknik adama, futbolcuya farklı şekillerde eleştiri ve protesto yapıyor diyor. Maç kazandığımızda ise yok sayılıyoruz diyor. Yani maç kazandığımız, eğer böyle olacaksa nasıl güven tesis edeceğiz diyor. Şimdi buraya kadar olan kısmı Türkiye Futbol Federasyonu ve yayıncı kuruluşla ilgili taraftara da verilen bir mesaj var. Ama bunun ötesinde bir konu var ki o çok değerli. Transferde hepsi mükemmel çıktı diyemeyiz diyor. Çıkmadı hepsi diyor. Gerçekten de tabii bu bir itiraf. Biz de değerlendiriyoruz durumu diyor. Bu değerlendiriyoruz demek yani bazı oyuncularla Ocak ayında yollarımız ayrılacak anlamına geliyor. Tabii şartlar uygun olursa. Oyuncularımız hazır değil diyor. Yani hazır olmayan oyuncularımı aldı Beşiktaş tartışması da bu noktada devreye giriyor. Hemen şunu söylemem gerekiyor. Mesela söylenen bir cümle var ki Ahmet Nur Çebi de iyi oyuncuları aldık demesine rağmen. Şöyle bir baktık. Raşitsa 9 maç oynamış. 2 gol 1 asisti var. 448 dakika en fazla oynayan ikinci oyuncu. Zaynitdinov 8 maç 1 gol asisti yok. 218 dakika. Onana 6 maç gol yok. Asisti 1 109 dakika. Kenarda bekliyor son iki karşılaşmada. Daha önce de evden maç seyretmişti. Amarty 8 maç 1 gol. Asisti yok, 586 dakikayla en fazla oynayan yeni transfer. Oxlade 8 maç 1 gol, asisti yok 236 dakika. Rebic 7 maç gol ve asisti yok 180 dakika. Eric Bailly de 2 maç 174 dakika oynadı. Yani şimdi oyuncuların genel durumu da ortada. Yani hazır olmadıkları ve oynamadıkları gerçeğini, transferlerinde tam doğru hamle olarak ortaya konmadığını söylememiz gerekiyor. Ama bunun ötesinde şimdi Onana zaten oynamıyor. 4 milyon 37 bin euroya gelen oyuncunun oynamaması dikkat çekici. Ama onun ötesinde bir Rebic konusu var ki gerçekten çok çok çarpıcı bir konu. Rebic'in az önce söyledim 2,5 milyon euroluk 2 yıllık sözleşmesi var. 280 bin euro da imza parası aldı. Maç başına 10 bin euro alacak. Ama Rebic son 2 haftada
önce Adana Demirspor deplasmanı öncesi hoca yelekleri dağıtıyor. Yelekleri dağıtınca oynamadığını anlayınca belim ağrıyor diyor. Ondan sonra o tepkisini, yani işte git Adana'ya gitmiyor. Ondan sonraki tepkisini Konya maçında da sürdürüyor, belim ağrıyor diye. Şimdi böyle olunca iş gerçekten çok ciddi bir sıkıntıya binmiş oldu. Yani Rebic krizinden bahsedebiliriz. İç transferde iki oyuncunun sözleşmesi gerçekleşmiyor. Yeni transferler henüz takıma ciddi katkı vermedi. Bunun yanında Onana kadroya giremiyor. Rebic de kapris yapıp o 11'de yokum diye oynamıyor. Gerçekten de Beşiktaş'ta çözülmesi gereken önemli sorunlar olduğu gerçeğini bir kez daha karşımıza seriyor. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.